Hayırlı günler arkadaşlar. Matrix tanıtım videolarına başlıyorum. Bu videomuzda Matrix'i nasıl kullandığımı, Matrix'in önemli özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Matrix Prime kullanıyorum ben. Sol üst köşede Matrix Prime menüsüne tıklıyoruz. Burada Dashboard menüsü var. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi dashboard menüsünde pivot rakamımız destek 2, destek 3, direnç 1, direnç 2, direnç 3 uygulaması var. Teknik analize yeni başlamış kişiler için bu çok önemli. Çok kolaylaştırılmış bir uygulama. Mesela Aselsan yazalım. Görüyorsunuz şu anda mesela diyor ki Aselsan pivot rakamı 27.16. Hissenin kapanış rakamı şu anda 27.14 kapatmış. Ne diyor? Mesela diyor ki işte pivot rakamının altında desteği 26.62'de, 26.10'da, 25.56'da, dirençleri 27.68'de, 28.22'de gibi. Yani buradan baktığınızda kabaca hisseyi işte hangi destekten alıp dirençte satmayı teknik analiz hiç bilmeyen insanlar ve yatırımcılar buradan uygulayabilir. Bu Matrix Prime'in güzel bir özelliği. Ayrıca sağ tarafta yine öz sermaye büyümesi, hasılat büyümesi, ortalama hedef, burada aracı kurumların verdiği öneri raporlarına göre ortalama bir fiyat hedefi belirleniyor. İşte 5 yıllık getirisi, temettü verimliliği gibi rasyolarda yine bu menüde yer almaktadır. Yani bu teknik analize yeni başlamış kişiler için gayet iyi bir menü Matrix Prime'ın. Şimdi burayı kapatalım. Tekrar buraya giriyoruz. Burada Borfin eğitimleri var. İşte Borfin sitesine sizi yönlendiriyor. Burada fiyat penceresi. Mesela şuradan yeni fiyat penceresi tıkladığınızda mesela şöyle bir ekran gelir önünüze. Tabi bu ekran boş olarak geldi. Ben bunu daha önce doldurduğum için dolu geldi. Buradan kafanıza göre mesela bunu büyütürsünüz, küçültürsünüz. Mesela şöyle yaparsınız. Şöyle yaparsınız. Hani mesela 3 tane, 5 tane özel takip ettiğiniz bir hisse olur. Bir kenara bunu koyabilirsiniz. Buradan sağ tıklayıp kapat dediğinizde de buradan kapatırsınız. Ondan sonra kayıtlı ekran pencereleri. Burada ekran listeleri var. Mesela burada girdiğinizde şunlar çıkar. Bu ne? Her birine bastığınızda ekranlar değişir. Mesela şöyle yaparsınız. Basarsınız. Mesela şurada 1 diyor mesela burada. Mesela 2'ye basarsınız. Mesela böyle gibi yani. Anladınız mı? Ekranlar değişir. Ayrıca buradan da değiştirebilirsiniz onu. Mesela 1'e basarsınız. Geri biraz önceki ekran geri gelir. Evet. O menüde bu şekilde anlatılıyor. Şey oluşturuluyor. Kayıtlı ekran. Ondan sonra mesela sık kullandığım semboller fiyat bilgileri. Mesela bu önemli bir menü. Mesela burada şöyle bir olay var. Buradan mesela borsaları tıklıyorsunuz. İMKB hisse senedini tıklıyorsunuz. Burada ben daha önce kayıt yapmışım mesela BIST hisseleri, katılım endeksi hisseleri diye. Mesela BIST hisselerine girelim. Mesela buraya BIST hisseleri yazıyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Buraya da BIST hisseleri yazıyorsunuz. Ben yazdım BIST hisseleri şu şekilde. Bakın geldi. Buraya BIST hisseleri, buraya BIST hisseleri yazdıktan sonra buradan istediğiniz hisseleri tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Şuradan kaydet butonunda kaydediyorsunuz. Mesela izlemek istediğiniz hisseleri. Mesela ben işte neyi istiyorum? İşte Adana'yı istiyorum. Bunu istiyorum. İşte ADES'i istemiyorum. AFES'i istemiyorum. İşte Akyol'u falan gibi yani istemediklerini seçmiyorsun. Ondan sonra buradan böyle kayıt yapıyorsunuz. Grubu kaydet diyorsunuz. Buradan da grubu kaydet diyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu sizin hangi işinize yarıyor? Bu şuna yarıyor. Mesela bir grafik açalım. Bak en fazla bu hangi işinize yarayacak? Şimdi göstereyim. Şimdi bir grafik açtığımızda mesela şu grafiği açtık. Şuradan kahin menüsüne girip mesela Explorer taraması yapacaksınız ya. Mesela bu taramayı yapacağım. Ben çalıştır diyorum. Günlük burada çoklu sembol seçimi diyor. Heh. Mesela çoklu sembol seçimi dediğinde mesela bak BIST hisseleri diyor ya burada. BIST hisseleri bize
Şuradan atıyorsunuz. Yani bu şimdi sadece ve sadece o sizin orada seçtiğiniz hisseler içerisinden bir tarama yapıyor. İşte 150-160 tane hissenin içerisinden tarama yapıyor ve sizin seçtiğiniz kritere uygun taramayı buraya getiriyor. Mesela bakın Explorer taraması bende var işte. Stokastik tarama, EMA-13 üzeri, EMA-21 sıkışma taraması gibi gibi yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bunda böyle bir durum var. Sağ tıkladığımızda da böyle kapat diyoruz. Ondan sonra bu vadeli opsiyon, varant, bunları biz ilgilenen takas analizleri. Burada mesela takas, hızlı takas, takas ekspor. Mesela takasa baktığımızda, takasa tıkladığınızda aracı kurum, hisselerin takas rakamının değerini görüyorsunuz. Mesela şu anda hangisi bu? Cemtaş. Cemtaş'ın işte %17'si deniz yatırımda, %11'i iş yatırımda. Şuradan rakamlar okuyorsunuz. Cemtaş'ın mesela %42'si küçük yatırımcıdaymış. Mesela buradan kurum, hisse tarihsel dediğinizde şuradan mesela tarih seçin. Mesela 1 Nisan yapın. Tamam deyin. Burada şurada mesela lot fark diyor ya şu bakın şöyle lot fark tıkladığınızda 1 Nisan ile 30 Nisan arasında kim almış? Deniz Yatırım, İş Yatırım, Vakıf mesela Deutsche Bank alım yapmış son 30 günde. En çok kim satmış son 30 günde? Buradan baktığınızda da mesela tekrar mesela Citibank bu hissede 1,5 milyon lota yakın satış yapmış. İşte Akyatırım mal çıkmış. Hani haliyle yabancının mal çıkmasına iyi değil deniyor genelde piyasada. Burada mesela öyle bir durum olmuş. Ondan sonra ona baktık. Mesela başka ne vardı? Takas analizlerinde mesela hızlı takas var. Hızlı takasa tıkladığınızda yine buradan hızlı takasta da bunları görürsünüz. İşte son 2 gün mesela şunu 1 ay yap mesela yenile de. Gördünüz mü? Mesela son 1 ay içerisinde Deniz Yatırım'ın takası %14 artmış. Citibank'ın takası %44 azalmış gibi. Mesela şuradan şunu mesela 15 Nisan yapın. 15 Nisan'dan bugüne Citibank'ın takası 32 azalmış. Deutsche Bank'ınki 13,5 artmış. Mesela 27'si yapalım. Bugün ayın 1 Mayıs. Mesela yenile dediğimizde Deutsche Bank mesela son 3 gün Deutsche Bank artmış, Yapı Kredi azalmış, Citibank yine satışta gibi. Burada da mesela şuralara tıklarsınız, mesela günlük. Şuraya tıklarsınız, haftalığı görürsünüz, son bir haftanın takasını görürsünüz. Kim almış, kim satmış son bir haftada. Buradan hızlı takas yani bu son bir ayda artanı, azalanı görürsünüz. Ve son 3 ayda görüyorsunuz Citibank 3 aydır satış yapıyormuş bu hissede de. Tamam. Takas analizi de o şekilde arkadaşlar. Burada başka bizi ilgilendiren şeyler, mesela kurum öneri raporları var. Mesela buradan tıkladığınızda şu ekran gelir. Açsın. Mesela burada kurum öneri raporları. İşte şurada mesela Adana hissesini seçtiğiniz misal. Burada tabii eski şeyler var burada, raporlar var. Şuradan yenilerini şey yapacaksınız, bak seçeceksiniz. Raporlar mesela burada son raporlar, 30 Nisan tarihli. Şuradan tıklayacaksınız. Analizler var. Yine işte altın analizi, dolar analizi, aracı kurumların yapmış olduğu analizlere de buradan ulaşılıyor. Ondan sonra başka ne var burada? Haberler, işte hisselerle ilgili haberler var burada. Tarihsel veri dediği yine bunlar mesela buradan hissenin mesela yazdınız 30 Nisan'daki kapanışı en düşük rakamı şu yani hissenin en düşüğünü en yükseğini buradan görebilirsiniz. Bakın ta 2012'ye kadar gidiyor mesela daha aşağısı var mesela ta 1998'e kadar iniyor. Buradan da tarihsel veriyi görürsünüz. Stokes programı bu ayrıca bir temel analiz programı. Bunu ayrıca ücret verirseniz açtırabilirsiniz. Burada teknik destek uzaktan için mesela Matrix'inizde bir problem yaşadığınızda buradan TeamViewer'a bağlanarak uzaktan iletişimde bizlere yardımcı oluyorlar. Burada Twitter mesela buradan Twitter'a direkt size gösteriyor. Twitter'da hisselerle ilgili insanların yazdıklarını buradan görüyorsunuz mesela. Bakın bu şekilde.
Twitter'da mesela bu şekilde neler yazılmış, ne olmuş. Evet. Ben evet Twitter'da da yine bu şekilde. Mesela sonra tekrar geliyorsunuz. Öneri ve istekler buraya tıklıyorsunuz. İşte Matrix'ten istekleriniz varsa onları yazıyorsunuz. Burada alarmlar var. Mesela şurada gelişmiş alarm burada en kullanışlı olanı. Mesela burada alarmına isim veriyorsunuz. Hissenin adını yazıyorsunuz. Mesela Cem Taş kademe alınırsa şuraya ekle diyorsunuz. Buraya ekliyor. Cem Taş'ta işte kademeyi yazıyorsunuz. Koşulu yazıyorsunuz. Şuraya mesela 7.02 alınırsa ekle diyorsunuz. Alarm aktif diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. O anda size ekranın sağ alt köşesinde uyarı veriyor. Alarm da o şekilde. Bunlar yine işte saat ekranın şu sağ üst köşesinde gördüğünüz saati falan hesaplıyor. Şey saati gösteriyor pardon hesaplıyor diyorum. Ayarlarda mesela ayarlarda da yine döngü sembolleri seçimi size bak şurada yeni versiyon kontrolü hakkımızda ayarlar. Bu ayarlarda size en önemli şey mesela ayarlarda şunu yapacaksınız. Mesela sık sık şunu yapın. Tarihsel grafik verilerini tamamla var bakın ayarlarda grafik verilerini tamamlaya gelin. Buradan tüm BIST deyin. Verileri tamamla deyin ve buradan gördüğünüz gibi hisselerin verileri tamamlanır. O arka planda döner. Bunu yapmazsanız tarama yaptığınızda sizlere tarama sonucunu yanlış verebilir. Ona da özellikle dikkat edin arkadaşlar. Ayarlarda bu şekilde. Şey grafik verilerini tamamla bu şekilde. Burada en önemli şey bir de bu döngü sembolleri seçimidir. Bakın döngü sembolleri seçimine tıkladık. Gördünüz mü? Şimdi burada şunlar geldi. Bak önümüzde BIST siteleri. Biraz önce seçmiştik ya şuradan. Bakın döngü sembolleri seçimini şuradan hatırlayın hemen. Sık kullandığım fiyatlar fiyat bilgilerinden bakın şuradan yaptığımız hani buraya bir tablo yaptık ya biz kafamıza göre hangi hisseleri istiyorsak onu oluşturduk. BIST hisseleri. Buradan yaptığımız hisseleri bakın buradan ayarlar döngü sembolleri seçimi dediğimizde mesela buraya BIST hisseleri şu mesela bunu kaldıralım o katılım endeksi BIST hisseleri buraya koyduk. Okeyledik. Şimdi bir hisse açalım, grafik açalım. Bakın bir grafik açalım şimdi. Grafik. Yeni grafik aç. Grafiği açtık. Şimdi biz burada grafik arasında gezdiğimizde gördüğünüz gibi sadece o seçtiğimiz hisseler içerisinde gezeceğiz şu anda. Sadece seçtiğimiz hisseler. Gördünüz mü? Sadece seçtiğimiz hisseler içerisinde geziyoruz. Yani durum bu şekilde. Bu da bize gayet güzel bir kolaylık oluyor. Mesela sen 150 tane hisse istiyorsun. 150 tane hissenin arasında geziyorsun. Öbür türlü 400 tane borsadaki hisse var. Onun arasında gezmiyorsun gibi yani. Buradan da mesela kapat deyince kapatıyorsunuz. Evet bu da çıkış menümüz. Matrix Prime'ın kısaca kullanımı ile ilgili en önemli noktaları izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.